Bisikletçiler ikinci tura geçti sevgili seyirciler. Önder Sezin yine önde, ekip liderliğini elinde tutuyor. Hemen arkasında Serdar Aşkın, Erhan Güler yakın markajlar. Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği uluslararası bisiklet yol yarışında Önder Sezin liderliği bırakmıyor. Evladım koşma. Ali yorma kendini Konuşmamız lazım. Hamile misin? Aa, çok komik. Bak buna böyle büyük büyük kahkahalarla gülersem şimdi bana odaklanabilir misin? Bunlar kapatılmamış hasta dosyaların ve doldurmadığın formlar. Bu işi bir an önce bitirmen lazım Ateş. Zira artık dolaplara sığmıyorlar. İpek'e söyle yeni bir dolap alsın. Tıbbi tanı departmanı içinde. Selam ilet. Bunların hiçbirini seneye devredemezsin. Bu yıl bitmeden tamamlaman lazım. Daha 2 ay var yılın bitmesine. Yok. Senin için yok. 10 aydır hiçbir şey doldurmadığın için öyle bir zamana yok. Senin sonuna kadar başka vaka almasam? O olur.
Maaş da almazsın. İpeğin gayet işine gelir bu durum. Üçlük. Biz evliyken ilişkimiz daha iyiydi. Bu kadar beynim yemiyordum. E tabii, çünkü o senin görevindi. Bu dosyalar tamamlanıyor. Formlar doldurulmuş, dosyalar kapanmış olacak. İyi. Zeynep'e söylerim, o halleder. Hayır efendim, halledemez. Hem Zeynep senin sekreterin değil. Biricik biricik kadın çalışanını böyle saçma sapan büro işleri için kullanamazsın. Bu düpedüz mobbing. Evet, şimdi senin mobbingle ilgili bir espri yapma sıran geldi. Ben susuyorum. Hadi yap esprini. En güzel esprilerin katilisin. Ateş hastam var. Annem çağırıyor, gitmem lazım. Geldim anne. Az önce hastanemize dünyaca ünlü bir bisikletçi giriş yaptı. Selin'i kovman lazım. Ah tabii, hemen hallediyorum. Önder Sezin, Fransa'da yaşayan Türk bir bisikletçi. Kendisi 50 kilometre hızla bisiklet sürerken solunum arrest gelişmiş. Kıymetli vaktimi harcıyor kadın. Gereksiz bir dünya evrak işi, dosya. Tabii, o gereksiz dediğin evrak işleriyle ilgilenmiş olsaydın şu anda Selin'le uğraşmak zorunda kalmaz. Neyse, nerede kalmıştık? Hastanın oksijen satürasyonunda... Hayır, düşmanca davranıyor. Baş öğretmen gibi. Elinden gelse tepemde dikilecek, cetvelle kafama geçirecek imla kurallarına uymuyorum diye. Acildekiler akciğerlerinde bir şey saptamamış. Aman be, İpek işte, profesyonel sporcu. Hiç mi izlemedin gecenin ikisinde klasik filmler, sporcu filmleri? E işte ağlar, doping yapmadım, yapmadım, yapmadım. Film orada bitmez tabii, çat diye içeri girer iyi adamlar. Yapmışsın, bak işte test sonuçları. Oscar'lık performansa sonra reddeden, hayır nasıl olur ki, nasıl girdi vücuduma? İzlemedin mi bu filmi? Benimle beraber çalışmayı kaldıramıyor. Aa tabii. Selin hala ateşe karşı bir şeyler hissediyor ve bu durumla başa çıkamıyor. Yani kulağa mantıklı geliyor ama isimlerin yerleri farklı, öyle değil mi Ateş? Neyse, sağ ol yine de beni Selin'den kurtardığın için. Önder Sezin, doping yaptığını inkar etmiyor. Galiba gerçekten hasta. Sabah da Düldül ve ben. Önder Sezin. Doktor, hasta, sen de sevgi dolu hasta yakını. Aslında menajeriyim. Ceren ben. 5 yıldır birlikteyiz. Evet. Nedir son durumlar bisikletçi camiasında? Yani bizim bisikletçiler neyi tercih ediyor günün menüsü olarak? Yani doping menüsünü kastediyorum, anladın sen beni. Hala eritropoetin mi çok popüler, yoksa doğrudan aküasidi götürmeye başladınız mı? Eritropoetin elimi bile sürmem ben. Çok fazla insan öldü o yüzden. Oscar'lık performans.
Ben kan dopingi yapıyorum sadece. Bu senin izlediğin filmlere benzemiyor ters köşe. Bayağı cesur bir itiraf. Yalnız hasta mahremiyeti var, biliyorsunuz. Bu bilgiyi sizden başkası duyamaz. Yani benim müşterinizden daha ahlaklı olduğumu varsayarsak şüphesiz öyle. Peki, tamam o zaman. Başka neler götürüyoruz, neler alıyoruz başka başka? He, daha çok madalya, daha çok para kazanmak için. Tamam, kendine başkalarının kanını enjekte ettiğini biliyoruz. Başka? Bir şey yok. Yakın zamanda yok yani. Uluslararası bir bisiklet yarışı için Türkiye'ye geldim. Odile layık olmak yeter. Yani paranın bir önemi yok. Türkiye'de bisikleti çok seven çocuklar, gençler var artık. O yüzden Önder gibi ünlü bir uluslararası bisikletçiyi yakından görmeleri onlar için çok önemli. Ne güzel, ne güzel, pardon. Yüce gönüllülük diye buna derim işte. Harika bir şey. Hı? Gurbet ellerden kalkmış gelmiş memlekete. E tabii insan istemez mi üzerinde ay yıldız olan bir altın madalyayı alıp şöyle salonun baş köşesine koymayı, ha? Hatta ben sana bir tüyo vereyim. Yarışta daha yavaş gidersen hayranların seni daha uzun süre görebilirler. Ha? Nasıl? Pardon yine. Neyse, tamam. Onu anladık. Bu yarış için doping yapmadın. Daha önce neler yaptın? Ha? İki hafta önce yediğin içtiğin şeyler bile seni etkileyebilir. Sağlık böyle bir şey, öyle değil mi hocam? Genelde yüksek basınçlı odada uyuyorum. Kendime damardan elektrolit veriyorum. Başka anabolik bitkisel takviyeler, amfetaminler, diüretikler alıyorum. İnsan bütün bunları alıp hasta olur mu canım? Ha? Hocam, olacak iş değil. Bakın, dopingin riskli olduğunu ben de biliyorum. Bunun kurallara aykırı olduğunu da biliyorum. Ama işimde en iyisi olmak için yapıyorum bunu. Yani yapmam gerektiği için. Siz böyle şeyler yapmıyor musunuz hiç? Asla. Ateş hocamız eski usul bir hocadır ve sıkı ve düzenli çalışmaya inanır. Aynen öyle. Kaza yapan ünlü bisikletçi bizim hastanedeymiş. Kim? Defne Samyeli. Atıyorsun. Uyandıysan hayallerden gerçeklere geçiyorum. Uyandım Zeynep sayende. Buyur. Önder sizin yok mu? Ya gurbetteki bisikletçimiz, dünyaca ünlü, madalya avcısı hani. Tamam tamam biliyorum bu Türk Rüzgarı Önder. Hı. Ne olmuş, kaza yaptığını yeni duydum. Birden fenalaşıp yarış dışı kalmış. Onkolojideki çocuklar bile biliyor ya. Sen nasıl bilmiyorsun? Az önce kendisinin nörolojik muayenesini yaptım. Bu kask? Adamın hemen imzalı kaskını almadın diye düşünüyorum. Aldıysan tebrik edeceğim. Saçmalamayın. Bir haftadır ofise bununla girip çıkıyorum. Ya sen sabahları bisikletle mi gelip gidiyorsun işe? Evet. Tavsiye ederim. Belki o zaman senin de böyle bir rozetin olur. Yok canım ben almayayım. O ne öyle çocuk işi? Onkolojideki çocukların işi. Kampanyanın lideri Karaca kendi elleriyle taktı. Bisikletin de tavladığını facanlara. Kampanyalarına destek veriyorum diyelim. Bisikletli yolculuk nasıl? Güzel. Seni biraz kıskandım ama. Sabahları ben de bisikletime gelmek istiyorum ama biraz korkuyorum arabalar marabalar. Ne bileyim bisiklet yolu yok, bir şey yok. Zor ya. Yani sabah sabah ne bileyim. Ben hiç giremem ben aksiyonu. Nefes alamıyoruz be, nefes. Bayılıyorum ya attığı mesajlara. Ofis, ünlem. Vay be. Arkadaş ünlü ya. Normal bir vatandaş gibi hastalanamıyor bile. Normalde ne olurdu? Bu tahtada nedenini bilmediğimiz bir sürü semptom olurdu. Şimdi ne var? Tek bir semptoma yol açabilecek bir sürü neden var. Tek bir semptom derken ölümden bahsediyoruz herhalde hocam.
solunum yetmezliği. Aslında delilik de olabilirdi bunların sonucunda ama kontrol ettim baktım uymuyor. Bence doping. Kendine kan taktırarak eritrosit sayısını arttırmak dayanıklılığı arttırır ama aynı zamanda kanı yoğunlaştırır. Kan yoğunlaşması pıhtıya sebep olur. Pıhtı da pulmoner emboli yaparak solunum yetmezliğine sebep olur. Ciğeri pompa gibi çalışan bir sporcu da solunum yetmezliği yapacak bir pıhtı, bayağı ciddi bir pıhtı olurdu. Ki bu ciddi pıhtının yol açtığı sorunla kontrastlı toraks tomografide gözükürdü. Yani biz bu olasılığı kafadan eleyelim. Adam yüksek basınçlı odada uyuyor. Aşırı oksijenizasyon hücre hasarına sebep olur. Akciğerlerdeki hücreler de zarar görmüşse eğer... Akciğerinde ödem olurdu ama ödem yok. Aldığı takviyelerde yoğun bin var. Yoğun bin felce neden olabilir. Felç de solunum kaslarını tutmuş olabilir. Ama toksikoloji raporu temiz. Ayrıca hastamızın nörolojik muayenesini Şarko'dan sonra dünyanın en meşhur nörologlarından olan Memoli hocamız yaptı. Ve kendisinin yaptığı muayenede senin bahsettiğin şekilde bir felç saptamadı. Şimdi bütün raporlar temiz. Ödem yok, pıhtı yok. Ama nefes alamıyor hastamız. İçeride göremediğimiz bir şey var. Ama ne? Memoli hocam. Hava. Cin gibi. Maşallah. Adam kendine her gün enjeksiyon yapıyor. İğneyi birazcık kaydırsa hava embolisi yapması için yeterli. Yani kendine verdiği hava, hava almasını engelliyor. Olaya bak. Nefis bir ironi. Tuhaf. Tuhafı severiz. O zaman buradan başlayalım. Akciğer sintigrafisi yapalım. Bakalım damarına kaçmış hava kabarcıkları var mı? Bakalım bizim meşhur velespitçi acaba bisikletinin tekerleri yerine ciğerlerine mi hava basıyor? Doping tabii ya. Başka türlü öyle rüzgar fırtına olunmuyor. Haksızlık etme Zeynep. Şaka yapıyorsun herhalde. Yo, bak adamın dünya çapında bir kariyeri var. Öyle doping yapmakla olacak iş değil bu. Aynen, doping yapmadan olması gereken bir iş. Adamın bütün kariyeri yalan. İşte o konuda bisiklet camiası ikiye bölünmüş durumda. Armstrong olayını hatırlayın. Ortalık yıkılmıştı. Ben o zaman okumuştum. Bisiklet en çok doping yapılan spor dalıymış. Yani bir şeyler kullanmadan belli bir performansın üstüne çıkamazsın diyorlar. Allah Allah. Neden acaba? İnsanız diye olabilir mi? Olur. Da işte sporcuyu da ne bileyim anlıyorsun. O kadar emek veriyor. Daha üste çıkmak istiyor. Daha üste çıkmak istiyor. O zaman da gelsin doping diyorlar yani. Ki bence çok da problemli değil yani. Ufak ufak çok çaktırmadan, sağlığına zarar vermeden. Ha? Pıt pıt. 3 miligram. Küçük enjekteler. Olmaz mı? Sus. Ya sözleşme şartlarını bırak şimdi. Aksini iddia etmiyorum zaten. Ya hayır, fotoğrafları kullanmayın demiyorum. Kullanın. Ya sponsor da görsün tabii. Ama ben seçtikten sonra. Tamam, hadi yeter. Uzatmayın artık. Bekliyorum. Önder'cim. Hadi artık iyileşse çıkalım şuradan ne olur. Ceren, istersen sen çık dolaş biraz ha. Bak onca zaman sonra Türkiye'ye geldin. Hastane odasına tıkıldın benim yüzümden. Doğru. Ama sensiz bir yere gitmem. Hem belki şu senin ukala doktor gelir de iyi bir şeyler söyler birazdan ha. Neydi adı? Ateş Hekimoğlu. Adı da pek havalı değil mi? Aman git ya. Canım, iyi misin? Birini çağırayım mı? Önde abi, merhaba. Merhaba, gel hoş geldin, gel. De, nasıl geldin buraya? Ceren. Gel, gel hoş geldin. Bunu imzalar mısın benim için? Tabii ki. Kalem alabilir miyim sevgili menajerim? Adın ne senin? Karaca. Karaca. Ben seni çok hayranım.
Belki de en hayranınızım. Hakkınızda her şeyi biliyorum. İstediğinizi sorun. Ay yerim seni ben. Gerçekten mi? O zaman soruyorum. Benim asla dayanamadığım şey nedir? Yarışları kaybetmek. Vay canına. Gerçekten de beni çok iyi tanıyor bu delikanlı. Sen de bisiklete biniyor musun benim gibi? Tabii, bisikletçi olacağım ben. Hastalanmadan önce çok biniyordum. İyileşince yine bineceğim. Sen de bir an önce iyileş Öndek abi. Al bakalım. Çok teşekkür ederim. Bunu hep saklayacağım. Rica ederim. Bu da benim hediyem olsun. Çok teşekkür ederim. Ben de bunu hep saklayacağım, tamam mı? En hayranımdan bir hediye. Ben burada bir kaçak mı görüyorum? Evet, kaçtım. Ama bu fırsat kaçmazdı Zeynep abla ya. Ya tamam ama gel Nimet hemşire seni bulmadan ben odana götüreyim seni. Evet, götürün. Hastane kuralları da biraz gevşek galiba. Azıcık yanlış beslenmiş diyelim. Vücudunu yormuş azıcık. Ama iyileşecek değil mi? İyileşsin diye elimizden geleni yapıyoruz. Sen hiç canını sıkma, tamam mı? Bakıyorum kapmışsın imzalı fotoğrafı. Evet, hem de doğum günümde. Aa! Bugün 9 yaşıma bastım biliyor musun? Hadi canım. Doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun. Hep böyle mutlu ol, hep böyle gül. Sağlıklı ol canım benim. Buldum seni işte. Senin ne işin var burada? Doğum günü hediyesi buldum kendime Nimet abla. Aa, gerçekten çok güzelmiş. Hadi ama artık gidelim, tamam mı? Hadi. Görüşürüz. Buyurun. Müsait misin? Daha sonra da gelebilirim. Yok, gel gel. Ben de 2 dakika ara veririm. Denetlemenin doldurmanı istediğim bazı evraklar var. Hepsinin listesi de burada. Yalnız biraz acil. Tamam. Sema'yı aktarırken bunlara öncelik vermesini söylerim. Sema? Bu bizim bölüm sekreteri. Şu girişte kıvırcık saçlı gözlüklü yok mu? Sen de mi Orhan ya? Körle yatan şaşı kalkar değil mi? Ben de mi? Anlamadım, pardon. İşine gelmediği için anlamamış olabilir misin? Angarya işlerinizi kadın çalışanlarınıza yaptırın, hallettirin. Sen ve en iyi arkadaşın bunu hatta kendinizde hak biliyorsunuz. Ne münasebet? Affedersin, sen beni yanlış anladın. Neyi yanlış anladım ya? Sizin ben aktarmak derken yani Angarya işimi ona yüklemek demek istemedim. Bilgi vermek manasında. Çünkü bütün bölümün iş programını yaptığı için... Yani onun işi olduğu için, Angarya olarak değil, onun iş tanımında bu oldu. Bir iş olarak ona. Ne olur sus artık, daha fazla utandırma beni. Özür dilerim. Ben seni öyle dinlemeden bir anda konuştum. Sen iyi misin? Huysuzluk var gibi biraz. Hani spesifik bir şey yok. Rutin tempo ama çok yoğunum bu aralar. Yoruldum herhalde. O zaman bir yorgunluk kahvesi. Nasıl iyi gider biliyor musun? Ama halletmem gereken işler var. Alacağım olsun. Bu aralar çok fazla alacağım oldu. Uzun bir kahve seansını hak ettik. Özür dilerim tekrar. Birazdan sana Xenon 133 diye bir madde enjekte edeceğiz. Nefes aldığın havanın akciğerlerdeki hareketini takip etmemize yetecek kadar radyoaktif. Bir şey soracağım. Yarışta olanlar... Düşmem falan.
Haberlere çıktı mı? Spor haberlerini takip etmiyorum, kusura bakma. Fransa'da böyle bir kaza geçirsem... manşetten verirlerdi haberi, biliyor musun? Gerçi burada, Türkiye'de de gitgide daha popüler oluyor bisiklet. Anladım. Bu arada kanına da xenon gibi bir madde enjekte edeceğiz. Eğer enjeksiyon yaparken yanlışlıkla hava kabarcığı kaçırdıysan... hava akışın iyi, ancak kan dolaşımın bozuk gözükecek. Ben çok dikkatli biriyimdir yalnız. Kendime asla öyle bir zarar vermem. Vallahi yanlış anladım ama... bana sorarsan kendime zarar vermekte ustalaşmışsın. Onkolojide yatan çocuk hasta var ya... kampanya lideri Karaca. Hı hı. Şu anda yatağının üstünde Önder Sezin'in imzalı fotoğrafı asılı. Yani fotoğrafı duvarları süsleyen bir sahtekar, inanamıyorum ya. Maradona da madde bağımlısıydı. Ona ne diyeceksin? O başka bir şey. Maradona golleri kendisi atıyordu. Fiziksel olarak kendisini değiştirmiyordu. Önder Sezin gibi. Evet ama ben sana şimdi bunu nasıl açıklayayım? Bak şimdi. İnsanlar uyuyakalmak için de ilaç alıyorlar. Uyanık kalmak için de ilaç alıyorlar Zeynep Hocam. Ama kimin daha fazla uyanık kalacağı üzerinden bir kariyer yapmıyoruz sonuçta. Ben yaptım valla. Yani fakültede anatomi sınavına hazırlanırken... uyumamak için bir sürü ay dolusu kahve içtiğimi biliyorum ben. Hatta bizim dönemde TUS çalışırken bunama ilacı alanlar falan vardı. Bak o kırmızı reçeteli dikkat arttırıcı ilaçları alanları saymıyorum bile. Ne? Sen tıp mezun değil misin yoksa? Ya zaten Allah aşkına yani. Adam oradan hayatını idam ettiriyor, parasını kazanıyor. Gerisi kimin umurunda yani? Sen zaten spor sevmiyorsun ki. Sevip sevmemekle ne ilgisi var? Bu adam hayranlarını kazıklayarak milyonlar kazanıyor. Evet, bu da hayranların kendi sorunu işte. Ya sırf bir adam 50 metreden topu 90'a takıyor diye maçına bilet almasınlar. Ya da ne bileyim, bu adam sırf hızlı pedal çeviriyor diye... üzerine kendi resmini bastırdığı tişörte para vermesinler. Anlatabiliyor muyum? Yani hayranlar da kazıklanmayı hak ediyorlar demek ki. O hayranların bir kısmını çocuklar oluşturuyor. Farkındasın değil mi? Bak sana bir örnek vereyim. Benim bir amcam vardı, tamam mı? Benim amcam karpuz çekirdeğini böyle yapıp 50 metreye tükürebiliyordu. Şimdi bu karpuz çekirdeğini 50 metreye tükürebilen üstün yetenek... geceleri bekçilik yapıyordu, gündüz de dükkanda çalışıyordu. Ve neydi biliyor musun? Bu adam fakirdi. Yani neymiş? Hayat adil değilmiş. Değilmiş. Geldi sonuç. Kim bilir? Belki de adildir. Ne oldu? Ölüyor mu? Tövbe ya. Haklıymışsınız. Laf mı şimdi bu? Ha? Nişan taşı. Bak yerinde hava kabarcığı var. Pulmoner arterine kateterle girmemiz lazım. Yıldızlı ol. Aferin. Ne oldu? Kurtar beni şunlardan. Selin'in yeni işkence yöntemi. Sen dolduruver sen. Aynısından bende de var. Ayrıca ben niye hallediyorum ya? Kendin halletsin. Bir garip değil mi bu kadın son günlerde? Bir değişik. Yani yorgun biraz herhalde, ondan huysuz. Huysuz? Ya ben de öyle demiştim zaten. Huysuz. Dosya! Evet, doğrudur. Evet, Önder Bey bizim hastanemizde tedavi ediliyor. Maalesef henüz ziyaretçi kabul etmiyoruz. Nasıl? Yani menajeri bir açıklama yapacaktır. Dilerseniz kendisiyle iletişime geçebilirsiniz. Rica ederim, iyi günler. Basın. Önder Sezin'in sağlığı ile ilgili bilgi almak istiyor ve haber yapmak istiyor ama maalesef... Doktor da ateş. Kesinlikle bir basın açıklaması yapmayacaktır. Ve ben de onu ikna etmek için kendimi yormayacağım. Mantıklı. Ben de yormayacağım. Efendim? Keşke bunu patronun yanında söylemeseydin. Ateş, ona baskı yapmadan asla o evrakları tamamlamaz. İpek'ciğim, karşılaşırsam elbette ki hatırlatırım. Ama onun dışında onun sorumluluğu. Herkesin haklı olduğu ve işlerin hiçbir zaman bitmediği durumlardan nefret ediyorum. Keşke başka bir şey yapsaydım dediğin oluyor mu hiç?
Olmaz mı? Hatta başka bir iş değil, hiç çalışmasam dediğim oldu. Bak düşünsene şimdi, mesela Bodrum'da bir marinada ikiz bebeklerimin pusetini böyle gün batımına doğru sürerken. Ne güzel olurdu değil mi? Tam bu hayal üzerine ben de sana imzalaman gereken evrakları vereyim. Yani bence acayip olan şey Önder Sezen'in kariyerini hayatında ilk sıraya koymuş olması. Yani onu bilmem de adam ölecek, hala tek derdi haberlere çıktın mı çıkmadın mı? Yani kariyeri de önemli tabii ama. Mezara girerken pek bir önemi olmuyor. Ya bak adam dünya cünlü olmuş. Öldükten sonra da hakkında konuşanlar olacak illa. Ölümsüz olacak yani. Şampiyon olmak için ölmeyi göze almak ha? Orasını bilemem. Peki size bir soru. Size bir tane hap vereceğim. Bu sizi dünyanın en iyi profesörü yapabilir ama aynı zamanda öldürebilir. İçmem net. Demek ki kariyer sizin için ilk sırada değil. İki de değil. Selim, ne var bu işe? İki de ne var ha? Aşk, börtü, böcek, yemek, ne var? Söylemeyeceğim. Hem size mi? Kesin aşk dur. Aşk, 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 aşk. Duyuyorum sizi hala. Aşk, aşk. Az önce yaptıkları işlem bu. Her neyse. Söylediler mi sana sonucunu? Ay yok canım. Hiçbir açıklama yaptıkları yok. İlgi alaka sıfır. Birilerini bulup konuşsana. Bize bilgi vermek zorundalar sonuçta. Haklısın. Durduğum hata. Onların anladığı dilden konuşmak lazım onlarla. Bakar mısınız? Bize ne zaman bir açıklama yapmayı düşünüyorsunuz? Ay neler olup bittiğini öğrenmek için beklemekten yorulduk çünkü biz. Hastanıza akciğer sintigrafisi yapıldı ama size bilgi verilmedi mi? Ne zaman? Bir saat önce. Yani bu bir saatte hiçbir gelişme olmadı mı? Olmamış demek ki. Yani bir de biz her hastanın yakınına bilgi vermeye kalksak her saniye işimizi yapamayız değil mi ama? Yalnız biz herkes değiliz doktor hanım. Biz adım adım neler olup bittiğini öğrenmek istiyoruz. Siz de bize bu bilgileri vermekle yükümlüsünüz. Peki. Önce hastanıza bir insizyon yapacağız. Daha sonra kateteri hastanın pulmoner arterine ilerleteceğiz. Anladınız mı? Anlatabildim mi? Hayır. Ama niye? İstediğinizi yaptım, sizin istediğiniz oldu işte. Her şeyi adım adım anlattım. Niye olmadı acaba? Bir dakika, bir dakika. Böyle arkanızı dönüp gidemezsiniz yalnız. Ben sizin söylediğiniz tıbbi terimleri bilmek zorunda değilim. Ben de size tıp dersi vermek zorunda değilim zaten. Size her şey anlatılmış. Siz daha neyi öğrenmek istiyorsunuz ki acaba? Yalnız üslubunuza dikkat edin. Sizin göreviniz bize anlayacağımız şekilde her detayı aktarmak. Yani burada diğer hastalara nasıl davranıyorsunuz bilmiyorum. Ama bize nasıl davranacağınıza dikkat ederseniz çok iyi olur. Çünkü Ceren eğer... Hanım, ben de tam sizin yanınıza gelmek üzereydim. Bilgi vermek için. Önder Bey'e embolektomiyi hazırlayacağız birazdan. Pulmoner arterinde yani kirli kanı kalpten akciğerlere taşıyan damarda bir hava kabarcığı tespit ettik. Hava kabarcığı mı? Nasıl? Bir enjeksiyon sırasında bir hata yapılmış ve emboliye yol açmış. Yani damara hava kaçmış. Yani ne yapacaksınız? Şöyle yapacağız. Damara kateterle girip hava kabarcığını oradan çıkaracağız. Hatta bizzat birazdan ben yapacağım bu işlemi. Siz Önder Bey'i yalnız bırakmayın, gidin. Ben birazdan geleceğim. Tamam, teşekkür ederim. Çok zor değilmiş demek ki. Emre. Gel biz kahve içelim. Gel bir kahve ısmarlayayım hadi. Papatya çayı, bitki çayı iyi gelir. Sakinleştirir. Sağ ol. Ya da sağ olma. Niye o kadar kibar davrandın kadına? Şımarık şey ya. Zeynep biraz gerçekçi olalım mı? Ha? Diyelim ki kadına gittin, içinden geleni söyledin, arkanı döndün, artist artist yürüdün gittin. Ne olacak? Haddini bildirmiş olacaktım. Sonra? Bir daha başkasına böyle davranmaya kalktığı zaman aklına ben gelecektim ve öyle davranmayacaktı. Yani sen öğretecektin kadına. Tabii canım yani. Zeynep Hoca'ya tosladıysan bir duracaksın, takkeni önüne koyacaksın değil mi? Zaten kadın da şey diyecekti. Ya ben bir hata yaptım ve bunu düzeltmem lazım diyecekti. 180 derece dönecekti, sonra gelecekti senden özür dilemeye falan çalışacaktı değil mi? Yani sen böyle olacağını falan mı zannediyorsun? Yüzüne gülüp aferin demekten daha iyidir benim yaptığım. Pardon, suçlu ben mi oldum şimdi? Eğer ben araya girmeseydim kadın gidip seni İpek Hanım'a şikayet ediyordu. Ay çok korktum. Emre, kahramanım, sen kurtardın beni. Kahramanım, Emre. Sen birini dalga mı geçiyorsun? Kahramanım ben de, doktorum ben, doktor. Ha, bir de şunu alayım. Buyurun.
Ya ben yemek yediğim zaman bir yerde bir ışık mı yanıyor da haberin oluyor? Yeşil. İçecek içinde turuncu yanıyor. Merhabalar. Afiyet olsun. Teşekkürler. Flörtöz durumlar içinde kırmızı yanıyor. Doktor aklıma kırmızı hiç sönmüyor zaten. Ne flört be. Merhaba, afiyet olsun. İnsanlık. Tabii canım. Sen de iyilikten öleceksin bir gün. Senin bisikletçiden ne haber? Akciğerindeki damarlardan birine hava kabarcığı basmış. Ah. Ya ne insanlar var şu hayatta ya. Nasıl yapıyorlar bunu kendilerine? Kimisi doping yapıyor, kimisi ağrı kesicilerle şey. Şşş, doktor. Bana. Yok ya. Yapma. Aynı şey değil. Ben hayatımı devam ettirmeye çalışıyorum. Bizim dopingçi bisikletçinin tek derdi sarı forma. Sarı forma anlatırım sonra sana. Tamam? Okey. Saat 3. Sana göre mi, bana göre mi? Bana göre. Ne var? Gayet mutlular, ne güzel. Sabah odamı bastığında bayağı huysuzdu bu kadın. Ya tamam işte, olması gerektiği gibi. Senin yanında huysuz, kocasının yanında mutlu. Normal. Selin. Kızgın olduğunda alaycı olur. Birine gıcık olduğunda komik olur. Ancak birinden çok sıkıldıysa huysuz olur. Doktor nasıl anlatıyorsun? Ne demek şimdi? Anlamadım. Doktor. Selin Metin'in yanında mutlu değil. Çünkü Metin ben değilim. Benim gibi değil adam. Anladın mı? Dolayısıyla beni ben olmaktan çıkarması gerekiyor. Profesyonel hayatımda beni işlerimi yapamaz hale getirmeye çalışıyor. Doktor senin gerçekten artık bir sevgili bulman gerekiyor. Elimi sallasam elbise. Doktor. Bilmiyorsun sanki. Her gece barları dolaşıyorum, yalnız kadınlara kırmızı gül dağıtıyorum. Neden senden borç aldım? Kırmızı gül tanesi 4 lira. O da toptan fiyatı. Bana. Düşün. Çarp. Merhaba. Merhaba. Evrak işini halledebildin mi Ateş? Ne yazık ki. Nasıl ne yazık ki? Yapamadım. İşim vardı. Birinin hayatını kurtardığın zaman o kişi sana sonsuza kadar borçlu kalır doktor. Ne demek ya, dükkan senin. Ya istersen Selin'i de al. Ya pardon, zaten seni terk etmişti öyle değil mi? Selin terk etme ustası. Dikkat et kaşla göz arasında, bir bakmışsın seni de postalamış. Hiç sanmam. Sen de bulamadığı her şeyi bende fazlasıyla buldu çünkü. Şunun bir tadına bak. Ne kadar olgunlar öyle değil mi? Afiyet olsun size. Salı cuma değil miydi bunun fizik tedavisi? Terapi grubuna başlıyor bu. Engelleriyle başa çıkamayan insanların grubu var. Hadi göm. Gömmeyecek misin? Yok. Adamcağızın kim bilir ne sorunları var halletmesi gereken. Bak bu cevabı hiç beğenmedim. Sen bir şey yemiyorsun. Aç değil misin? Artık değilim. O adamı görmek iştah bırakmadı bende. Canını sıkmasına izin vermeyeceksin. Değil mi? Emin ol. Bunu senden çok daha fazla istiyorum ben. Ben kendime telkinlerde bulunuyorum. Ama onu her gördüğümde sinirime dokunuyor adam ya. Gülme. Abi böyle dirseğinin tam ortasında kapıya vurursun ya, canın yanar. İşte aynen öyle. Ama bunu çok güzel anlattın. Ateşin öyle bir etkisi oluyor insanlar üstünde. Sen onunla baş edersin. Ben bilmiyorum. Ya gerçekten bilmiyorum. Yani burada öyle zırt pırt karşılaşacaksak. Belki de terapiye başka bir yerde başlamalıyım. Nasıl istersen öyle yaparız. Ama Gülay Hanım bana gerçekten yardım ediyor. Grup terapisine gidersen sana faydası olacağını düşünüyorum. Psikiyatri katında Ateş'in hiç işi olmaz. Biz de burada yemek yemeyiz. Böylece karşılaşma ihtimalini... Tamam. Tamam, ben zaten saçmalıyorum. Saçmalamıyorsun. Tamam ya, o zaman abartıyorum. Tamam, söz. Terapiye katılıyorum.
hatta Gülay Hanım'la. Hem yararlı olmadığını düşünürsen başka birilerini buluruz ama bir dene. Sorun yok, tamam. Yemeğini yiyebilirsin orada. Afiyet olsun. Hayır, önce bir arayıp sorabilirsiniz. İşiniz gücünüz sansasyonel başlıklar atmak. Hani ne zaman bir sporcu hastalansa yok ilaç mı kullanıyor, yok doping mi yaptı? Hayır hayır, bakın şu anda Önder Sezin'in doktorları burada yanımda. Reflü olabilir diyorlar. Evet. Evet, bildiğiniz herkes de olabilen reflü. İyi, tamam. Arayın tekrar. Ama zaten yarın büyük ihtimalle taburcu olacak. Oldu. Bu yaptığınız müdahale iyileştirecek mi Önder'i? Reflüsü düşündüğümüz kadar kötü değilse, evet. Benim 4 gün sonra İspanya'da olmam lazım. Her şey yoluna giderse olabilir. Harika. Bir şu minik hava kabarcığını bulabilirsek. Bacaklarımda bir güçsüzlük hissediyorum ama. Evet evet, biz size bir anestezi verdik bu işlemi yapabilmek için. Birazdan geçer. Peki. İşte burada. Çıktı. Süper. Ben o zaman çıkış işlemlerini yapıyorum. Hayır hayır. Birkaç saat gözlem altında tutmak istiyorum kendisini. Çünkü iyi olduğundan bir emin olmamız lazım. Peki. Teşekkür ederim. Acaba formaya da fotoğraf imzalayacak vaktiniz olur mu benim için? Tabii. Doktor Emre Bey'e sonsuz teşekkürlerimle yazsam olur mu? Yani o kadar kişisel olmasa da olur. Ha. İnternette satacaksanız zor olur tabii. Doktor Emre Bey diye bir alıcı bulmanız gerekir değil mi? Aynen. Yalnız imza atsanız da olur. Önder. İyi misin? Önder. Önder Utkun'u biliyor musun? Neden bir adam durduk yere salya akıtır? Ha? Geçtin karşısına tantuni mi yedin yoksa? Gerçi senin tantuniyle falan bir işin olmaz nişantaşı. Sen olsa olsa Boeuf Stroganoff, Chateaubriand, Fanfifon gibi şeyler yemişsindir. Sonuçta İstanbul'un Paris'inden geliyorsun, öyle değil mi? Kimse hastanın karşısında bir şey yemedi hocam. Yani hastamızın sadece boyun ve çene bölgesindeki kaslarda güçsüzlük var. Yani belli ki hava embolisinden daha kötü bir şey karşımızdaki. Neden? Çünkü salya akciğerden gelmez. Belki de sorun embolinin kendisiyle ilgili değil, seni yaptığın işlemden kaynaklanıyordur. Belki sen hastanın tam olarak sinirine dokundun. Hayır hocam. Embolüklemi sorunsuz geçti. Sadece işlem sırasında bacaklarında güçsüzlük var dedi ama epidural anestezi olmuştu. Ve bu da güçsüzlüğü açıklar. Bence başka bir sistemik hastalığı var. Yani olabilir. Demek ki hastalığının çevirdiği dolaplarla bir ilgisi yokmuş. Lupus ya da polimiyozit. İlerleyici kas zaafını açıklar. ALS olabilir. Çok genç. Bekar musküler distrofisi. Çok yaşlı. Dolap dere. Yapma, orta yolu bulalım ya sen de. Geniş bir kan ve biyokimya incelemesi istiyorum. Lupus için ana ve vaskülit belirteçleri gönderin. Bir de kas biyopsisi yapalım bakalım, nöropati mi miyopati mi, tamam. Hadi, ben seansıma geç kaldım. Seansı? Ne seansı? Bütün bunlar sürecin bir parçası aslında. Eğer sinirlenirseniz bu sefer... Bakın, tabii. Yani ben sürecin farkındayım. Ama yani ne zaman bitecek bu süreç? Ya benim bunu bilmeye artık ihtiyacım var. Yani çünkü program yapmam lazım. Mesela ne zaman halı saha maçına gidebilirim? Ya da ne zaman gidecek benim sinirlilik halim? Bugün değil. Ben de iyileşmeye geldim aranıza. Gülay hocam, bildiğiniz gibi benim bir bacak sakat. Bilmediğiniz şey, bu konu beni çok üzüyor. Konuşmaya ihtiyacım var. Ateş Bey'i tanıyorsanız geçmişimizde biliyor olmanız lazım doktor hanım.
Hocam yıllardır bana hep söylüyorsunuz. Gel, gel, gel. Ateş Hoca gel. Terapiye girmen lazım, anlatman lazım. Geldim, işte buradayım. Selamlar bu arada, kusura bakmayın. Perşembe günü gelen bir grubum daha var Ateş Bey. Sizi oraya alsam? Kağıt oynuyorum perşembe geceleri arkadaşlarla, King. Pazartesi sabahı olur mu? Yoga. Bacağıma iyi geliyor. Hem de doktorluk malum, stresli meslek, rahatlatıyor beni. Neyse tamam, kusura bakmayın, sorun çıkartmak istemiyorum. Ben gideyim kendi öfkemle kendim başa çıkayım. Bir dakika Ateş Bey. Siz ikiniz aranızdaki bu gerginliği çözerseniz birbirinize çok destek olabilirsiniz aslında. Doğru. Doğru, çok doğru. O kadar doğru ki. Ben kavga etmek istemiyorum artık. Yani kendi adıma konuşuyorum tabii. Şimdi bu teklife hayır dersem hıyar durumunda kalan ben olacağım, öyle değil mi? O kadar iyi biliyorum ki o duyguyu. Kas örneğini Önder'in kalçasından aldım. Yani en çok acıyan kastan aldım örneği. Bir şey bulma ihtimalimizin en yüksek olduğu yer orası. Doping sporculara özenle ceza kesilir. Ben öyle bir şey demedim. Kafeinsiz inşallah o kahve. Ay. Yani yapay bir şekilde performansını yükseltmek istemeyiz. Lafı ki sana yakışmaz. Basma kızın damarına, basma. Ya da bas. Kafein yasal bir şey bir kere. Yasal bak işte burası çok önemli biliyor musun? Her şey kitabına göre olmalı değil mi? Evet. Çünkü bu bir yarış, bisiklet yarışı. Bir takım insanlar oturmuşlar, bazı kurallar belirlemişler. Sporcular da o kurallara uyuyorlar. Bu kadar basit diyorsun yani. Kural konmuşsa uyacaksın. Şimdi olayın gerçeği şu tabii yani. Bir grup insan kurallar koyarsa ve sen ona uymazsan Zeynep seni affetmez. Ama bir nedeni olan, hatta insanları korumak için konulmuş bir kuralı çiğnersen Zeynep sana vurulur. Ne alakası var? Hekimoğlu Önder sizin gibi mucize çocuk olmaya falan çalışmıyor. O ne yapıyorsa insanlara yardım etmek için yapıyor. Önder sizin gibi öyle kendini yüceltmek için değil. E o zaman Önder sizinle şikayet etsene Bisiklet Federasyonu'na. Gerekeni yap. Hasta doktor ilişkisi, etik bunlar da var değil mi Mehmet Ali? Ya bir de ben insanların içine o kadar da karışmak istemiyorum ya. Ama sen bunu kendini yüceltmek için yapmıyorsun ki Zeynep. Sen dünyayı iyileştirmeye çalışıyorsun. Bazen ikiniz el ele verip insanın canını acayip sıkıyorsunuz ha. Kızma ya. Oy takıldık be. Nereye? Hava alacak. Çay içelim. Çok gittik üstüne galiba. Bir şey olmaz. Zeynep beklesene. Biz geyiğin dozunu biraz kaçırdık galiba. Biraz mı? Her zaman yaptığımız şey. Ama sen ciddiye almıyorsun değil mi yani bu konuşulanlar? Ne gibi? Biraz hassas davranıyorsun sanki ya da ne bileyim bana öyle geldi bilmiyorum. Yani burnumu sokmak da istemiyorum açıkçası. Ne diyeceğim biliyor musun? Burnunu sokma bence. Ben yaranamıyorum ki kimseye. En azından sen hala kendi başına yürüyebiliyorsun. Sen de yürüdün sayılır. Az kaldı. İyileşeceksin tamamen. Yani senin iyi bir işin var. İnsanlar sana saygı duyuyor. Senin bir karın var. Hangisi daha anlamlı şu hayatta? Gerçi bazen karın olması işleri zorlaştırabilirdi. Ya canım, senin bilgisi yok bu işle. Bütün bunlar başıma geldiğinde çok yardımcı oldu, çok destek oldu Selim bana. Geçecek, geçecek, dayan. Bu günler geçecek deyip durdu. Ben inanmadım ona. İnanmalıydın. Selin hep içinden geçeni söyler. Biliyorum. Ama beklemesi gereken kişi bendim. Selin beklemek zorunda olmamalı, öyle değil mi? Ha? Biliyorsun sen de kendisi de hissediyor bunu. İşte gitgide daha fazla zaman geçiriyor. İşten daha fazla zevk alıyor. Sonuçta hemşire olmak için evlenmedi. O aslında bir erkek istiyor. Adi herif. Selin senin gibi sinsi, manipülatif bir pisliği nasıl sevmiş aklım almıyor. Güzel bir soru belki. İkimizde de çekici bulduğu unsurlar farklı farklıdır. Seni terk etti. Ama ilk beni seçti. Neden acaba? Hata etmiş.
Belki o kadar basittir, belki de değildir. Belki ben de sende bulamadığı bir şey görüyor. Ben senin gibi pis herifin teki değilim de ondan. Belki Selim pis herifin tekiyle beraber olmak istiyor. En azından bir dönem öyle istemişti. Ya yeter. Ben bunu kaldırmak zorunda değilim. Ya o gider ya ben. Hocam, hani sıkıntılarımızın üzerine gidecektik, kaçmayacaktık. Çıkartır mısınız onu buradan lütfen? Tamam Ateş Bey. Yoga derslerinizi iptal edin. Bundan sonra pazartesileri geleceksiniz. Alo, merhabalar. Spor sayfasını bağlayabilir misiniz? Kiminle? Ha, evet, tamam. Editörle olur. Hı-hı. Bekliyorum. Ya doktor, bu yaptığına gerçekten inanamıyorum ya. Ben senin yerinde olsam var ya, senin canını okurum ben. Yani terapiye gitmek için Selin'den izin almam gerekiyor. Doktor, sen doktora gitmeden önce eski karından izin alıyor musun? Ay, cevap vermeyeceğim bu söylediğine ya. Sinsi manipülatif pislik. Öyle dedi bana. Manipülatifmişim ben. Sana mı dedi? Allah Allah. Enteresan. Halbuki yani sen insanların isteği dışında onları yönlendirmezsin ki. Hele sinsi dediyse gerçekten bak doktor senin adına ben bile kaldıramam bu lafı yani. Uzattın doktor. Sen de abarttın doktor. Ya bırak artık şu kadının kocasıyla uğraşmayı. Başka bir şeye sar kafanı. Ne bileyim yani at yarışı olur. Koşu yok, bitti koşular. Başka bir şeyle uğraş. Muadili bir şeyle. Ne? Ne bileyim ben mesela... Tamam. Departman sorumlusu doktorlar görüşmelerini yaptıysa... ...teşekkür kısmını listeden çıkar. Hepsi yaptı. Bir departman hariç Pek Hanım. Ha. Hangi departman olduğunu tahmin edebiliyorum. Peki. Ateş. Nasıl bu kadar hızlı olabiliyorsun? Zihnimi ayak uyduruyorum. Ha, ben harikayım demenin bir yolunu buluyorsun zaten. İki dakika dur bir şey söyleyeceğim. Yordun beni. Buyurun. Yapman gereken bir şey var. Hayır. Departmanın sorumlusu olarak departmanına yapılan bağış için bir insanı arayıp teşekkür ederiz demen gerekiyor. Bu kadar. Şöyle yapalım. Mail at. Ben sana örnek metin gönderirim. Ateş, bu senin işinin bir parçası. Bunu yapmak zorundasın. Bütün departmanlar yaptı. Bir tek sen kaldın. Yap şunu. Benden de mı o zaman? Bu senin işin. Senin işlerini ben yapmayacağım. Sen kendi işini yapacaksın, tamam mı? Diplomasiye merakım olsaydı diplomasiyle alakalı bir şey okurdum. Hayatın gerçekleri böyle değil Ateş. Yani bu hastane bağışlarla dönüyor. Evet. Çok da güzel dönüyor. Sen döndürüyorsun. Bravo sana patron. Ha? Şimdi senin yerine geçmek olur mu? Olmaz. Ha patron? Patron kadar başına taş düşsün. Ya spor ahlakı denen bir şey var. Ben olsam kesinlikle doping yapmazdım. Ya Zeynep sen ilk önce bir yarışa çık. O zaman konuşuruz bence. Yarışa çıkmam gerekmiyor illa konuşmak için. O kadar güveniyorsun yani kendine öyle mi? Dopingsiz de yarışılır diyorum. Ondan eminim. Aa, çok etkilemiş hasta sizi. Ha? Yarış marış. Havaya girmişsiniz bakıyorum. O zaman hadi. Madem öyle biz de yarış yapalım. Önce ısınmamız lazım. Şimdi benim şöyle bir teorim var. Bizim bu bisikletçinin salyaları ona yarışta avantaj sağlıyor. Şöyle salyaları aktığı için arkadan gelen yarışçılar kaygan bir yolda bisiklet kullanmak zorunda kalıyorlar. Yani yağmurlu yolda bisiklet sürmeyen bir tek kendisi oluyor. Hasta kol ve bacaklarını zar zor hareket ettiriyor. İnme mi? Jeneralize kas zaafı. Kas biyopsisinde polimiyozit düşündüren bir bulgusu yok.
Nöropati bulgusu da yok. Müsküller distrofiyle uyumlu bir şey de görünmedi. Bir kara haber de benden. Lupus için baktığımız ana ve diğer belirteçlerin hepsi negatif. Belki de şortu dar gelmiştir ve bacaklarını hareket ettiremiyordur. Çok kızmış Hüseyin Hoca. Peki, hocam şöyle bir şey anlatsam size. Günün birinde bir bisikletçi hanımefendi bir yarışta ne yapmış biliyor musunuz? Bisikletinin fren mekanizmasının yanına küçücük minnacık bir motor eklemiş çaktırmadan. Bzzz, yakalanmış, 6 ay men edilmiş yarışmalardan. Bence ömür boyu men edilmeliymiş. Evet, evet. Ateş Hoca da baston kullanmamalı zaten değil mi? Ateş Hoca'nın bir engeli var. O sadece normal olmaya çalışıyor. Neyin normal olduğuna kim karar veriyor? Yani diyelim ki insan ömrünü 20 yılda uzatan bir ilaç bulursak. Ne yapacağız? Senin mantığına göre normal değil diye yasaklayacak mıyız ilacı? Önder sizin normal olmak istemiyor. Süper güçleri olsun istiyor adam. Ama normal. Normal. Neden normal? Olağanüstü olmaya çalışıyor. Ama her şey normal. Vücut kimyasını coşturmak için her şeyi yapıyor. Yiyor, içiyor, enjekte ediyor. Ama test sonuçları her şey normal. Alyuvar sayısını yapay yollarla artırdığını biliyoruz. Ama test sonuçlarında gözükmüyor. Neden? He? Saksı zamanı. Olay yeri inceleme. Gelsin. Neden? Belki de yüksektir aslında değerleri. Yani bizim için normal olan onun için değildir belki de. Senden de hiçbir şey kaçmıyor. Eğer bu varsa en doğrusu yani akküvar sayısı yüksekse enfeksiyona götürür bu bizi. Kas zaafı, güçsüzlük, ensefalit olabilir. Bu biraz zorlama bir tanı oldu. O zaman gidelim biraz daha zorlayalım hastayı. He? Sivri bir şeyle hastamızı dürtmeyeli ne oldu? Neredeyse 2 saat oldu öyle değil mi? Lomber ponksiyon yapın, geniş spektrumlu antibiyotik başlayın. Ağır ol. Ne oldu bisiklet misiklet, yarış marış girerken ha, birbirinizi yiyordunuz. Yarış demek, bahis demek. Bahis demek para demek. Para demek kazanan alır demek. Ha? Bisiklet kullanmayı bilmiyor musunuz? Yok mu bisikletiniz? Biz yani öylesine konuşuyorduk. Evet evet, öylesine konuşuyorduk. Şimdi de dediklerinizi yapmaya gidiyoruz, hadi. Bence bir düşünün. Hadi bakalım. Merhaba. Diğer odalardaki hayranlarınız hep sizi soruyor. Yakında iyileşeceğimi söyleyin onlara. Bir dakika, bir dakika. Ne yapıyorsun sen? Ne o elindeki? Antibiyotik. Antibiyotiğe başlanacağı bilgisi verilmedi bize. Az önce doktorunuzla telefonda konuştum ben. Talimat kimmiş verdi. Kimmiş bizim doktorumuz? Gelsin önce bize bilgi versin bakalım. Ben doktor Zeynep Hanım'la konuştum ama... Ceren bırak işini yapsın tamam. Bir kere sen bizim doktorumuzun kim olduğunu bilmiyorsun. Ateş Hekimoğlu ile konuşacaksın. Bizimle ilgili kararları ancak o verebilir. Ben biliyorum. Ateş Hocam'ın da haberi vardır diye tahmin ettim. Ha tahmin ettin. Hay işimiz senin tahminlerine kaldıysa yandık. Çıkamayız biz buradan. Sen onu al git şimdi. O Zeynep Hanım'a da söyle. Biz bu uygulamaya izin vermiyoruz. Kimse kafasına göre iş yapmasın. Bu ne ya? Hay anlamıyorum. Bunların bize adım adım her şeyi anlatması gerekiyor. Abartmıyor musun biraz Ceren? Hiç de abartmıyorum. Zeynep Hanım'mış. Hay Zeynep Hanım kim? Bizim doktorumuz Ateş Hekimoğlu. Bize bilgi vermeleri lazım. Hay Selim şuraya. Hocam şey... Bak bakayım. Ne oluyor? Birisi canını sıktı galiba. Sana patronluk tasladı. Hı? İşini yapmana engel oldu. İyi. Ver bakalım o birisini bir ziyaret edelim o zaman. Müjde! Taburcu ediyoruz size. Nasıl? Bize müjde.
Ben hala iyileşmedim yalnız. Tedavi reddedersen zaten iyileşemezsin. Ama önemli değil. Eve gideceksin, uzanırsın kanepene. Ha? İnternetten bakarsınız nasıl tedavi ediliyormuş bu hastalık diye. Ha? Yalnız biz tedaviyi reddetmedik. Sadece her önümüze gelen müdahale etsin istemiyoruz. Şu ortalıkta gezinen beyazlı, morlu, sarılı dolaşan tipleri diyorsun değil mi? Tabii burada her önüne gelen ya hemşire ya doktor. Mıy 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 mıy. Hiç dalaşmaya gelmiyor değil mi? Duygusal insanlar. Yok ki bizde şöyle bir tesisatçı marangoz kadrosu. Olsa hepimiz rahat edeceğiz. Bunlar böyle. Ağlasınlar, dursunlar. Tek bildikleri insanları iyi etmek, tedavi etmek. Başka hiçbir şeyden anlamıyorlar. Sizinle tartışmayacağım. Çünkü hiçbir yere gitmiyoruz. Şimdi nasıl bir tedavi uygulayacaksınız onu söyleyin. Bilmem. Diyorum ki lomber ponksiyon ve antibiyotik tedavisi. Tabii uygunsa bilemem. Siz ne diyorsunuz? Olabilir mi hocam? Yani ne demek oluyor bu? Bu ne demek oluyor biliyor musun? Şu arkamda gördüğüm bankoda morlu, esmer, gözü yaşlı bir bayan var ya hemşire. Ondan gidiyorsun, özür diliyorsun demek oluyor. Hadi bakalım. Yapma hemen öyle canım. Antibiyotikler onda. Başka çare yok. Lomber ponksiyonda bende. Belden su çekme işlemi. Yarın. Yarın mı? Yarın çok geç yalnız. Sabah 10. Artil lütfen. Yani taştan mı örüyorsun yoksa tahtadan mı yapıyorsun bilmiyorum ama... Beni şu çit işinden kurtar. Hayır hayır acele etmene gerek yok. Vaktimiz var yani. Ne zaman bitirirsen işte. Tamam teşekkür ederim. İza'ya sevgilerimi iletirsen sevinirim. Ha, bu arada Şota ve anneye de tabii. Tamam teşekkürler. Görüşürüz tamam. Tamam hoşça kal. Rahatsız ettiğim için özür dilerim. Sorun değil, buyurun lütfen. Ben Önder Sezin'in menajeri, Ceren, Ceren Maner. Biliyorum, Önder Bey'in odasında tanışmıştık zaten. Önder tam bir gündür burada ve henüz bir tanık olmuş görünmüyor. Evet. Bakalım Önder Bey'e neler yapılmış bu tam bir gün boyunca. Bakın, bakın tabii de ben acaba işleri biraz hızlandırabilir miyim diye merak ettim. Evet, Önder Bey'e kas biyopsisi ve ayrıntılı kan testi yapılmış. Yarın sabah 10'da da lomber ponksiyon yapılacak. Önder'in kaldığı katın ismi Türksay değil mi? Duvarda bir plaket gördüm sanki. Doğru. Asiye Türksay hanımefendinin bağışıyla gerçekleşti o kat. Şimdi eğer o hanımın lomber ponksiyona ihtiyacı olsaydı... ...yarına kadar bekletmezdiniz herhalde değil mi? Maalesef Asiye Hanım rahmetli oldu. Öyle mi? Çok üzüldüm. O zaman yeni bağışçılara ihtiyacınız var demektir. Önder Bey birinci olmak için her şeyi yapmaya alışkın galiba. Evet. Ve bu alışkanlığının karşılığını da fazlasıyla alıyor. Nükleer tıp departmanınız için bağış topladığınızı duydum. Doğru. O zaman biz de nükleer tıp departmanınız için bağış yapmayı uygun buluyoruz. Ne de olsa en yenilikçi departmanınız o. Hey, ama yeter ya. Ha gel Allah aşkına gel. Gel gel kurtar beni ya. Telefonumun şarjını benim de sabrımı deniyor. Ben de burada insanların hayatını kurtarmaya çalışıyorum. Hey! Ha. Sesini kıssana Ateş. Hı, oynanır mı ses kısık be? Nereden anlayacağım bastığımı? Ya da odanda mı oynasın acaba? Hani gelenler seni odanda bulabilsin diye. Ama buranın akustiği daha iyi. Neyse. Senin birimine bağış yapan kurumu aradım ve senin adına teşekkür ettim. Eminim ihya etmişsindir.
Çünkü sen işinde çok iyisin. Şimdi de senin işinle ilgili kısma geliyorum. Önler Sezin'le lombar fonksiyonu bugün yapabilirsin. Hasta listesini ayarladım. O da 20 dakikaya hazır. Hah, çok iyi. Duydun mu? Hadi teşekkür ederim vallahi. Beni sadece sen kurtarabilirdin. Sağ ol. Sen benim mesajlarımı mı okuyorsun? İyi fikir. Hani bugün yapılacaktı? İpek Hanım, benim daha ne yapmam lazım? Yani hastaneyi ayağa mı kaldırayım? Yani siz bu hastaneyi nasıl yönetiyorsunuz? Eğer kimse lafınız geçmiyorsa nasıl yöneticilik yapabiliyorsunuz? Ya ben derdimi anlattım zannediyordum size ama... Ceren Hanım, sakin olalım. Ben tam olarak meseleyi anlamadım. Nedir mesele? Şu saate kadar lomber fonksiyon için bekledik. Hala yapılmadı. Yapılmadı? Evet, ve sormasam da bana hiç kimsenin bir şey söylediği yok. Kaydımız yarın sabah 10 gözüküyormuş. Yarına kadar da yapılamazmış. Yapılacak. Size inanayım mı acaba? Yoksa verdiğim parayı geri mi istemeliyim? İşime engel oluyorsun. Buna düpedüz sabote etmek denir. Hasta için bir şey fark edecek olsa tamam, yapayım işlemi bugün. Benim için fark ediyor olmasının bir önemi yok mu? Hastayla simbiyotik bir bağınız falan mı var? Ateş yapma lütfen. Şimdi beni iyi dinle. Menajeri yüklü bir bağış yaptı. Tamam mı? Ben de bunun karşılığında kimseye zarar vermeyecek ufak bir düzenleme yaptım sadece. Randevuyu öne çektim. Ve senden tek bir isteğim var. Yüklü bağışa hizmet etmem. Yardım etme. Bir kez olsun yorgunluğumu görme. Bana omuz verme. Söylediğim bir şeye itiraz etmeden kabul etme. Başka bir şey yok. Karaca'nın yatağı boş nerede? İzole odaya alın diyeyim 4 saat için. Ah ya. Tam da doğum gününde yalnız mı kaldı? Öyle ne yazık ki. Bizim hoca hep söylüyor aslında. İzole odaları renove edelim. Çocukların yanında bir eve beyinleri olsun diye ama cevap hep aynı. Bütçe yok. Zeynep de prensip abidesi ha. Sabit yani, kafasındakini değiştiremiyorsun. Karşı taraf için biraz yorucu. Bilmem. Yani onun da kendine göre sebepleri vardır. Belki böyle koruyordur kendini. Çok hassas biri bence. Hassas mı? Hassas olan sensin bence. Ne oldu? Hastaneden çıkamıyoruz. Lomber fonksiyon için yer açılmış. Ne var Ateş? Lomber fonksiyon. Bu akşam yapılacak. Ben de. İyi. Nereye? Sana ne Ateş? Acıktım, bir şeyler yiyeceğim. E hadi atla. Ne diyorsun Allah aşkına? Mama. Mama yemeğe. Hadi gel. Atla. Motora mı bineceğim? Hayatta olmaz.
Nereye geldik? Yoksa bu senin yeni evin mi? Nasıl yani? Bana yemek mi yapacaksın? Yok artık. Bence de yok artık. Güzelmiş. Buyurun hocam. Evet, iki gözüm her zamankinden. Tamam, hadi bekliyorum. Evet, Antoniler yolda. Süper. Ama ben peşinden söyleyeyim. Ya öyle bir tane falan yiyemem. Yarısını yesem kâfi. Bu arada sen biraz önce 200 mü dedin adamı? Uzun zaman olmuş duymayalı. En son okulda söylüyordun herkese. Şaşırdım. Hatta ne diyordun? Bak hatırlatayım ben sana. Ha. Bak iki gözüm. Bu söylediğin anatomiye aykırı. Bir de şey vardı. Dur. Yapma be gözüm. Yani ikisini birbirine karıştırma. İşte biri sinir, öteki kan. Kan. Öyle bir şey miydi? Bu muydu değil mi? Harika taklit yapıyorsun. Oyunculuk düşündün mü? Yok. Bak okul dedin. Sana ne göstereceğim? Hı. Hatırlıyor musun? Hatırlıyorum tabii ki. Trekking kulübü başkanı İpek Tekin Sunar. O zamandan meraklıymışsın bu müdürlük başkanlık işlerine. Ihlara Vadisi'nden çok sıkı bir rotaydı. Ben hatırlayamıyorum. E tabii ki hatırlamazsın çünkü bir kere bile katılmamıştın Ateş. Bir şey sorabilir miyim? Hı. Bir insan neden taş toplar? Gider ta Ihlara Vadisi'nden taşları toplayıp getirir. Nasıl getirir? Kamyonla mı? Bir şey soracaktım bak kaç tane soru oldu. Anı, Ateş yani. Anı işte öyle. Gittiğim yerlerden topluyorum sonra da hediye ediyorum. Evet. Ben sana bir soru soracağım. Sen niye bu taşı sakladın? Benimkisi ilk görüşte aşk. Hmm. Bu taşa baktım ve bir Nihale gördüm. Ne? Nihale. O gün bugündür sağ olsun çaydanlık olur, tencere olur. Bütün yükümü çekiyor. Güle güle kullan. Tam tu ni. Tam tu ni. Geldi. Teşekkür ederim. Geç saate kadar çalıştığınız için. Ne demek? Bu arada lomber fonksiyonu çeşit bir enfeksiyona savaştığımızı bize gösterecek. Aynı zamanda da antibiyotik tedavisine başlayacağız. Fransa'da çok hayranınız var mıydı? Bayağı. Burada ülkemde de var aslında. Nasıl? Bu durum hoşunuza gidiyor mu? Kahraman olma durumu. Hayatımı böyle kazanıyorum. Size hayran olan bir sürü de çocuk var. Her hareketinizi izliyorlar. Yani ciddi bir sorumluluk. Ben daha yolun başındayken, hacemiyken İzmirli bir adamdan mektup almıştım. Yolun başı da denmez aslında. Yani uluslararası bir iki yarış kazanmıştım o sırada. Adamın küçük bir oğlu varmış. Bisiklette lise. Ona bir fotoğraf göndermemi istemişti. Çocuk bana tapıyormuş. Bu biraz acıyacak. Tamam. Tapmanın ne demek olduğunu biliyorsunuz değil mi? İşte ben o gün bir daha açıp baktım. Sorgulamadan ve yargılamadan sevmek demek. Yani dünyanın bir ucunda bir çocuk sizi hiç tanımıyor. Ama sorgulamadan ve yargılamadan seviyor sizi. Siz de bunu fırsata çevireyim mi dediniz? Ne yapsaydım?
Beyefendi, ben sadece sıradan öyle iyi bisiklet süren biriyim. Oğlunuz da, siz de kafayı yemişsiniz mi deseydim ha? Kollarım. Kollarımda tuhaf bir his var. Satır atışı dönüşüyor. Sol numara işte. Akciğer sorununu halletmiştik. Evet, kârlı. Ay. Ya dediğim gibiymiş değil mi? 2, 4, 6, 8. Sorma sorma. Çok fenayım. Söylemiştim ben. Aslında o yarımda doymuştum ama... söz geçirmedim kendime. Yalnız şunu çok iyi anladım. Tantun üstüne çay şart. Başka türlü kendine gelemiyor insan net. Cila. Telefonu verir misin? Kimmiş? Zeynep. İyi, bak sen. Ne münasebet, ben niye bakıyorum? Efendim? Kötü haber ne? Önder solunum arresti oldu. Şu an entübe ve stabil. Tamam hocam. Vallahi bırakırdım seni. Yok, çok teşekkür ederim. Yani ben dört tekeri tercih ederim. Bir de böyle sıcak sıcak gitmek daha keyifli. Dikkatli. He? İki gözüm. Bizim bisikletçiyi sol numarası için tedavi ettiğimiz sayemizde sol numarası geçirdi. Lomber fonksiyonunda ensefalit bulgusuna rastlamadık. Akküvar sayısı hala aynı ama hematokriti %29'lara düştü. Alüvarları daha da düşüyor. Benim dünkü teorim neydi? Öf, bayat bu be. Emblokta mı işlemi sırasında hata yaptığımı öne sürmüştünüz. Bu olasılığı kontrol etmek için akciğer filmi çekmeliyiz bence. Ben hata yapmadım. Nişan taşı ayıp oluyor ama. Adam neredeyse bir litre kan kaybetti. Ya işlem sırasında sen bir hata yaptın, adamın bir yerlerini kestin, adam kan kaybediyor ya da vücudu kan üretemiyor. Her iki durumda da kas hastalığına eşlik eden akut bir anemiden bahsediyoruz demektir. Paraneoplastik sendromu? Ya bir şeyleri yüzüne gözüne bulaştırdın ya da adam kanser. İpek Hanım. Ha, bana mı? Yok, Selin Hanım'a götürüyorum. Ateş Hoca'nın evrakları. Ha. Ya dur tahmin edeyim. Ateş senden onları doldurmanı istedi, öyle mi? Yok, o istemedi. Ben ona yardım etmek istedim. Hallettim zaten. İnanılmaz. Her seferinde dört ayağın üstüne düşmek. Ben size şeyi soracaktım. Çocuk onkolojisinin izole oda renovasyonu ne durumda? Evet, diğer bekleyen ve yenilenmeye çalışan işler gibi o da sırasını bekliyor. Ama yani onun sıranın biraz en başında olması gerekmiyor mu? Onkolojideki çocuklar çünkü... Zeynepciğim, şimdi sözünü kesmek zorundayım. Çünkü şu anda çok önemli bir görüşmem var. Fransa ile görüntülü konuşacağım. Bu Önder Sezin var ya hani yaptığı yüklü bağış. İşte onun ceremesini çekiyorum şu anda. Ceren Hanım da Fransız doktorların da katıldığı bir konsültasyon olmadan ilerlemek istemedi. Rica ediyor yani. Yüklü bağış derken? Evet, nükleer tıp birimini kalkındıracak kadar yüklü. Nükleer tıp gibi havalı bir başlık olması gerekiyor değil mi? Adının kapıya yazılmasını da istedi mi? Yok ama isteseydi de hayır diyemezdik herhalde. Adamın yarışları hileli. Evet ama parası gerçek ve ben çoktan birime harcamaya başladım. Bu yaptığı şey bisikletin ruhuna aykırı. Ya insan bisiklet sürerken kendini süper kahraman gibi hisseder. Çocukların bisikleti sevme nedeni de bu. Çünkü... Je ne plus de ton. Peut-être. Au revoir.
ister miydin? Patatesli. Bilmiyormuşsun gibi. Patatesli poğaça mı olur Allah aşkına ya? Poğaça kıymalı bile olmaz. Poğaça dediğin peynirli olur, bir de sade olur. Poğaçanın doğasına aykırı patates, kıyma. Peki kendime aldığın poğaça için hesap mı vereceğim ben sana? Neyse sen yarışa peynirli poğaça getir, tamam mı? Güzel gider izlerken. Ne yarışı? Bisiklet. Ha. Şu tertipleme yarış. Yalnız ben ortalıkta bir yarış havası görmüyorum ya. Doktor, bu iş bende. Tamam. Zemin hazır. Eli kulağında olacak o yarış. Yüzüm. Manipülatif hamleleri yaptım diyorsun. Manipülatif. Yanlış kelime. Daha ziyade ben olaylara yön veren insanım. Sen bugün Selin'i görmedin değil mi? Belli ki görmemişsin. Hala hayatta olduğunu göre. Yani eşek kadar adam gidecek, karıcığını anlatacak olanları. Öyle mi diyorsun? Allah Allah. Yani böyle bir şey olabileceğini tahmin edemiyor musun? Olayları yönlendiren insan olarak. Ateş. Anlattı acaba. Tam düşündüğüm gibi. Ne? Evrak işini Zeynep'e paslamışsın. Pas vermem ben. Şahsi oynarım. Tabii. Yaydın masaya kağıtları. Kara kara düşünürken Zeynep geldi gördü. Dayanamadı sana. Hocalık böyle bir şey. İkinizin de evrakları eksiksiz geldi bana. Çok teşekkür ediyorum efendim. Ne demek? Görüşürüz. Anlatmamış. Anlatmamış. Hadi bakalım. Vücudu kan üretemiyor. Kan değerleri sürekli düşüyor. Kanser ihtimali üzerinde duruyoruz. Kanser mi? Peki ne yapacaksınız? Biyopsi. Şimdi mi? Evet, hazırlıklara başladık bile. Peki. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Ne haber? Evet, hala aynı. Ama ambulans helikopteri bekletiyorum hazırda. Yani benim işime gelir. Ama Önder'in onayını almadan... Ya evet, haklısın. Acayip bir fırsat var orada. Ya hadi hadi, ne bakıyorsunuz? Yarışalım diyorum. Dün hekim ol, yarış demek, para demek deyince ikinizin de kulakları kalkmıştı. Ne oldu şimdi? Peki Zeynep, ne zaman olacak bu yarış? Yarın. Ya benim zaten bisikletim var. Sadece size iki tane bisiklet kiralayacağız, o kadar. Allah Allah. Sen değil miydin dün? Hatta bir de bahis açalım. Bütün hastaneye, okula duyuralım. Şöyle güzel bir para toplarız. Allah'ım, kulaklarıma inanamıyorum. Bu Zeynep mi? Yani toplanılan para çocuk onkolojiye gidecek tabii ki. Evet yarabbim, Zeynep'miş. Evet. Kimler yarışıyor benimle? Ben varım. Ben paranın en az yarısını isterim. Tamam, parayla kim ne yapıyorsa yapsın. Nasıl olsa ben kazanacağım. O kadar da eminiz yani. Göreceğiz. Selin Hanım, merhabalar. Merhaba Gülay Hanım. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Artık danışanlarımızın eş ve yakınları için de bir destek grubumuz var. Takvimini size gönderdim. Belki ilgilenirsiniz. İlgilenirim tabii. Çok güzel düşünmüşsünüz. Şimdi odama gidince bakacağım hemen. Tamam. Bir de dün seansta olanlar. Dün seansta olanlar? Doktor Ateş Bey'in Metin Bey'le aynı seansta olma isteğini kabul ettim. Bazen danışanlarımızın stres noktasını bu derece zorlamak... onların kurban psikolojisinden sıyrılmasını sağlayabiliyor. Ama görünen o ki tek seferde kalacak. Hocam, hakkınızı helal edin. Dedim sonra belki bulamam. Bulmuşken veda edeyim dedim. Hayırdır Muzo, nereye gidiyorsun? Memlekete gidiyorum hocam.
Aysel'den ayrılmam gerekiyorsa buralarda duramam artık. Allah Allah. Kim dedi Aysel'den ayrılman gerektiğini? Hayatımdaki en önemli insan. Aysel. Yok, anam. Oğlum dedi. O bir hemşire, sen bir hasta bakıcı. Dünyada yerleriniz ayrı. O kız dünyanın altına mı bakacak, üstüne mi? Tabii ki üstüne bakacak dedi. Ana beyni. Haklı kadın, ana yüreği gibi. Yalnız bilmediği bir şey var. Ne hocam? Sen. İstersen dünyanın altını üstüne getirebilirsin. Nasıl hocam? Okuyarak. Onun yaptığı işi yaparak. Nasıl olacak hocam o? Sen istersen olur. İstiyor musun? Çok isterim hocam. İyi. Hadi o zaman git bakalım bir araştır. Açık liselere nasıl giriliyormuş, tamam? Ama önce... Heh, çay. Ocakçı kim bilir ne yaptı. Hemen gidip harma çayınızı demliyorum hocam. Koş. Doktor bey, benim sigaraya başlamam lazım. Tekrardan başlamam lazım yani. Yani buraya sigaraya başlaman gerek diyecek bir doktor bulmaya mı geldin sen? Sigarayı bıraktıktan sonra başladı bütün sıkıntı. Sıkıntı. İshal yani, öyle mi? Ne ishal, ne ishal? Sen bayağı ikameti tuvalete aldırmışsın. Evet. Günde 10-12 sefer. Rezillik resmen. Bir de hava yollarında çalışıyorum ben. Kabin memuruyum üstelik. Nasıl yaparsın bunu? Nasıl yaparsın? Neyi? Ayrıca teşekkürler, hıçkırığım geçti. Grup terapisine girmişsin. Sen öyle söylememiş miydin? Duygularında yüzleşmen lazım. 5 yıl önce dedim sana bunu. İşte ancak fırsat bulabildim. Doktorum ya, hastalar mastalar, poliklinik derken. Sen istediğin kadar tedavi olma. Böyle mutsuz ve huysuz bir şekilde kal. Metin'in tedavi olmasına neden engel oluyorsun? Benim kimseye engel olduğum falan yok. Herkese açık bir toplantı orası. Acaba Metin neden orada? Çok mu bunaldı acaba? Evliliğinde bir sıkıntı mı var? Yani önemsediğimden soruyorum. Sen kimseyi önemsemiyorsun. Senin derdin benle. Sen hala benimle birlikte olmak istiyorsun. Ayıptır söylemesi, elimi sallasam ellisi. Böyle dikildiğin zaman tepemde yalnız hastalarımla ilgilenemiyorum. Kaç paket? Günde bir paketten birazcık fazla. Ama hafif bir sigara içiyordum zaten. Siz bu hanımla mı evliydiniz eskiden? Doktorlar da hata yapar. Kaç paket derken sigarayı sormuyorum. Bu sakız var ya, çiğnediğin sigarayı bırakmak için çiğnediğin sakız. Onu soruyorum. 6, belki 7. Bir de ben seni koruyorum. Ben ve İpek sen hayatını mahvedecek saçmalıklar yapma diye elimizden geleni yapıyoruz. Seni bizim kadar da düşünen yok, haberin olsun. Huysuzsun. Huysuz falan değilim, öfkeliyim ben. Hem de çok öfkeliyim. Huysuzsun. Sen birinden veya bir şeyden bıkıp usandığın zaman huysuz olursun, huysuz. Yeter, kes! Hayır, yanılmışım, pardon. Değilmiş huysuz. Ateş, Metin çok zor bir zamandan geçiyor. Ve bunu en iyi sen anlarsın. Ama sen kim, empati kim, öyle değil mi? Ha, sakat sakat. Şimdi anladım, empati. Acaba müzik grubu falan mı kursak biz Meto'yla, ha? SSK, Selin'in sakat kocaları. Bizim Metin'le güzel bir ilişkimiz var Ateş. Ve karı koca olarak çok zor bir süreçten elimizden gelen en iyi şekilde geçmeye çalışıyoruz. Bunların benimle hiçbir ilgisi yok mu yani? Yok. Hiçbir ilgisi yok. Bırak artık bu işin peşini. Zehirlenmişsin sen. Sakızdan mı? Sorbitol. Bu sakızların içine tatlandırsın diye sorbitol koyarlar. Biz sorbitolü müsil olarak kullanırız. Yani sen sigarayı bırakacağım derken kendini tuvalete kilitlemişsin. Vay be. Bayağı havalıymış yani bu bisikletler. Havalı olması önemli değil. Önemli olan teknik özellikleri bak. Karbonsele ve gidon 22 vites 700 kadro. Tektro T725 kaliper fren sistemi. Dediklerinden hiçbir şey anlamıyorum. Ama frene basmayı düşünmediğim için gerek de yok. Harika. Demek ki yarış senin için ilk virajda bitecek. Çok güzel. Oo, yarış marış iyice havaya girmişiz bakıyorum. Ne güzel. Evet hocam, ben haberi hazırladım.
Birazdan gruplara gönderiyorum. Bahisler birazdan başlıyor. Bir dakika, kim yarışıyor? Kim mi? Üçte üçümüz. Olmaz. Olur mu öyle şey? Adil bir yarış olmasını istiyoruz, öyle değil mi? Adil bir yarış olması için öncelikle birbirine denk iki hasım bulmamız gerekiyor ki bu durumda... Ben ve Mehmet Ali oluyoruz. Kusura bakma. Zeynep ve sen. Kusura bakma. Dolaplere ikiniz de yer. Hem kondisyonda hem semt bakımından. Şimdi... Zeynep ve Emre. Peki. Zeynep. Zeynep. Doğduğundan beri bisiklete biniyor. Değil mi? Emre 16 yaşından beri bisiklete binmemiş. O zaman ne yapıyoruz? Artı, eksi. Zeynep'in kas gücü 5. Se, Emre'nin kas gücü 6. 6,5. Bu kıyamı da unutma. Zeynep çok motive. Emre'nin çok da umurunda değil. Zeynep parkur avucunun içi gibi biliyor. Emre hiçbir şeyden haberi yok. Eksi. Bu durumda ne oluyor? Bu durumda Zeynep ve Emre yarışıyor. Hayır, yani sadece Metin'le de uğraşmıyor ki. Benimle de uğraşıyor. Ne yapmaya çalışıyor anlamıyorum ki. Bizi kontrol etmeye mi çalışıyor? Bizi kontrolden çıkarmaya mı çalışıyor? Kahven soğuyor. İpek'cim kusura bakma ama bizim kafeteryada en çekilmez şey de bu kahve. Kesinlikle haklısın. Onu da ekledim listeye zaten. Ne listesi? Ya böyle işte hastanede iyileştirilecekler, değiştirilecekler listesi. Boşver, düşünme sen şimdi. Ne diyordun? Ateş... Ne düşünüyor diyordun, değil mi? Belki de senin kafandaki sorunları bilmek istiyordur, canı sıkan şeyleri bilmek istiyordur ve belki de hayatını güzelleştirmek istiyordur. Ciddi misin diye bakıyorum. Tamam. Ama kesinlikle kendisi hakkında ne düşündüğünü bilmek istiyordur. Net. Bence direkt ona söyle. Dost doğru konuş diyecektim de yine bu kadın mesaj atmış. Hangi kadın? Bu Rüzgar Adam Önder'in menajeri. Kadın sürekli yanı başımda. Yani... Neyse, şimdi ne soruyor biliyor musun? Kanser teşhisi için yapılacak biyopsiyi kim yapacak diye soruyor. Orhan mı yapacak? Evet. Yaz o zaman. Onkoloji aleminden Fırtına Orhan yapacaktı. Yazıyorum. Yaz. Yazıyorum. Cep telefonun kapalı olabilir mi? Ha, sesini kıstım ya. Ha. Bu telefon notunu kat hemşiresi sana iletmemi istedi. Teşekkür ederim. Sorabilir miyim? Bir spor sayfası editörü sana neden ulaşmak istiyor? Ya da aslında kendi telefonunu bırakıp yine özelden arasın diye niye not bırakıyor sana? Zeynep, sen bir doktorsun. Bisiklet Federasyonu bekçisi değil. Adam hile yapıyor, yanına kalmamalı. Basına bir şey söyledi mi? Hastane için mi endişeleniyorsunuz? Hayır, senin için endişeleniyorum. Beni mi ele vereceksiniz? Hayır, ben... Zeynep, adam bir hata yapmış. Ve şimdi gerçeği açığa çıkartmak bu hatayı düzeltmeyecek. Çocuklar ona hayran. Onu bir kahraman zannediyorlar. Ama adam tam tersi. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Söylediği gibi birisinin olması kimin umurunda, söyler misin? Ya kim öyle ki? Sevgi... Bir yalan üstüne kurulmuş bile olsa. Karşı tarafa aynı şeyi hissettirmiyor mu? Gene mutluluk vermiyor mu? Biz hala hastadan mı bahsediyoruz? Sen hiç hayatta birisini aldattın mı Zeynep? Ben aldattım. Ve nasıl bir şey olduğunu çok iyi biliyorum. Sen şimdi bu adamı insanları aldattığı için cezalandırmak istiyorsun. Ama bunu yaparken aynı zamanda bu adamı seven insanları da cezalandırıyorsun.
soru soracağım. Biraz özel olacak ama... eşinize, eşlerinize söylediğiniz yalanları böyle mi haklı çıkarıyorsunuz? Ben kimseden bir şey saklamadım. Yaptığınız işlem kan kanseri olup olmadığını mı gösterecek? Evet, eğer kan kanseri ise kemik iliğinde anormal hücreler göreceğiz. Peki ne kadar sürecek bu test? Ben sonuçları olabildiğince hızlı almaya çalışacağım. Yani peki kanser değilse, yani başka ne olabilir? Daha önce yaptığımız incelemelerde biz bir hasara sebep olmuş olabiliriz. Yani ya doktorlarınızdan birinin yaptığı bir hatayla uğraşıyoruz ya da kanser, öyle mi? Bakın biyopsi sonucunu almadan ben kesin bir şey söyleyemem. Evet, başlıyorum. Birazcık acıyacak şimdi. Evet, birazcık dayanmanızı rica edeceğim. Biliyorum çok acı veriyor. Tüpü çıkarmak istiyor galiba. Hayır, şimdi çıkartamaz. İstiyorsanız yazarak söylesin. Böyle bir ihtimal var ama kesin olarak bir şey söyleyemem. Kanama yok. Bravo Emre Hoca. Hasta kanser. Toparlayıp onkolojiye yönlendirin, gerisini onlar halleder. Kanser değil. Biyopside saf eritrosit abdestisi var. Yok, olmaz. Saf eritrozit abdestisi böyle aniden ortaya çıkmaz. İlaç kullanımına bağlı değilse tabii. Eritropoyetin hakkında yalan söylüyor. Neden? Bir sebebi yok. Adam su içer gibi yalan söylüyor zaten. Her yalanın bir sebebi vardır Zeynep Hocam. Neden? Felsefi olarak çok havalı bir laf ama tıbbi olarak bilemedim. Ya yalan söylemiyorsa? Biri basına bilgi sızdırmış. Şu anda herkes Önder Sezin'in hikayesine odaklanmış durumda. Acaba içinizden birisi hastane telefonundan basın arayacak kadar şaşkın olabilir mi? Neyse, nasıl olsa cevabı öğreneceğiz. Şimdi telefon kayıtlarına baktırıyorum. Ha bu arada cep telefonu kayıtlarınıza da baktırmak durumunda kaldım. Böyle bir şey yapmaya hakkınız yok. Diyeceğim ama şüpheli gözükeceğim demiyorum. Orhan Hoca, Orhan Hoca. Seviyorsun konuşmayı, tutamıyorsun kendini. Ayrıca iki tane geçindirmen gereken eski karın var. Para karşılığı haber sızdırmış olabilirsin. Kovulduğu zaman ben haber verebilir miyim? Bunun cevabını öğrenene kadar buradayım. Madem çocuk gibi davranıyorsunuz, ben de öğretmen gibi başınıza dikilmek zorundayım. Ama ben yapamıyorum işte. Biz öğretmen gibi biri böyle başımın tepesinde cetvelle dikilince... Sorumlu biri gibi davranabilirsin mesela. Sorum? Sorumluluk. Zeynep, hadi. Hadi. Haberi sızdıran ben değilim. Bana bir zamanlar herkes yalan söyler demişti biri. Hastanın kanser olduğunu sadece siz bildiğinize göre... Kanser değil. Peki tamam, ben şimdi durumu şöyle özetleyeyim. Hastanın doktorları siz olduğunuza göre o da bizi dava etmekle tehdit ediyor. Bu kadar. Zeynep neden basına kanser olduğu bilgisini sızdırsın ki? Kanser neden adamı kötü göstersin? Eritropoietin kullanıyor. Kansızlığının nedeni saf eritrosit aplazisi. Biraz canı yanacak ama konuşmamız lazım.
Ne yapıyorsunuz siz? Merak etme. Cevapları yazmasını bekleyecek kadar zamanım yok. Saf eritrosit aplazisinin iki türü vardır. Kronik ve akut. Bu kadar hızlı başladığı için sendeki akut versiyonu. Kanser değil yani. O iyi haber. Kötü haber mum. Yalancının mumu. Yatsıya yetişemedi. Şimdi akut saf eritrosit aplazisine genelde ilaçlar sebep olur. Özellikle eritropoetin. Eritropoetin mi? Evet. Oscar zamanı. Hadi bakalım başla rol kesmeye. Oyun. Ben eritropoetin kullanmadım. Güzel. Ben arayayım. Bir kere daha alacağız. Şimdi biraz daha öfkeli istiyorum, tamam mı? Karşındaki adam senin hile yaptığını düşünüyor. Ona göre oyna. Hazır? Oyun. Kullanmadım diyorum size. Budur Oscar. Evet, inandım ben. Saf, temiz. Sen ne diyorsun? Çocuk elinden geleni yapıyor. Ha? Ama tabii böyle bir kereyle de birine başrolü vermek olmaz değil mi? Ha? Ne yapsak? Sen de denemek ister misin? Verin şunu bana. Önder eritropoetin kullanmıyor. Ne diyorsun? Hı? Hanımefendi rolü değişik bir açıdan ele aldı. Ama ben pek inanamadım. Arada sırada enjeksiyonlarını senin yaptığın oluyor mu? Eritropoetini benim verdiğimi mi düşünüyorsunuz? Test yapın o zaman. Vay be. Çok iyi fikir. Kadın akıllı ve menajer. Aa, ama şey değil miydi? Eritropoetin 6 saat sonra izi tespit edilemeyen ilaçlardan. Ama neyi test edebiliriz biliyor musun? Telefon görüşmelerini. Hanımefendinin telefon görüşmelerini. Bak iddia ediyorum. Menajerinin telefonunu al. Son yapılan görüşmelere bak. Son yaptığı görüşmeyi ara. Kesin kanser hikayesini sızdırıldığı gazeteye bağlanacaksın. Hadi. E tamam sen almıyorsan ben alayım. Tamam. Sana söylemem lazımdı. Ama Önder, yani olay sadece yarışlardan ibaret değil. Bunu sen de biliyorsun. İmajın da önemli. Ya kanseri yendikten sonra pistlere tekrar geri döndüğünü düşünsene. Bütün sponsorlar üzerine üşüşür. Herkes seni konuşur. Ya bizim de istediğimiz bu değil mi? Tamam. Hata yaptım. Ama sana eritropoetin vermedim. O ilaçlar beni öldürebilir Ceren. Ama sen de... Bu kadar yüklenme canım kadıncağızı. Kaç yıllık menajerin. Sonuçta senin kariyerinde ilerlemeni istiyor. Senin de hayat felsefen bu değil miydi? İşte tencere kapak kapak tencere pardon. Neyse. Ya ben sana zarar verecek bir şey asla yapmam. Bilmiyor musun bunu? Kime inanacaksın? Hı? Bana mı? Yoksa yıllardır güvendiğim menajerine mi? Bu arada ben üniversite bitirdim ha. Kovuldun. Peki. Öyle olsun. Koyduğunuz tanıyı, tedaviyi, her şeyi benim ona yasa dışı ilaçlar verdiğim teorisine dayandırıyorsunuz. Öldüreceksiniz onu sonunda. Hekimoğlu koyduğu tanıdan bu kadar eminse neden hala yanımda kalmanız gerekiyor? Çünkü Hekimoğlu çok temkinli biri. Ama nefes alışverişin daha iyi. Şimdi bırakalım prednizon biraz işini yapsın. İstersen uyumayı dene. İyi gelebilir.
Bilinci kapandı, biz de resüsite ettik. Hematokrit 16'ya kadar düştü. Bu arada bacaklarını hala hareket ettiremiyor. Mümkün değil. İlacın şimdiye çoktan vücudundan atılmış olması gerekiyordu. Tabii vücudunda ilaç varsa. Eritropoietin kullanımı her şeyi açıklıyor aslında. Yalan söylemiş, hile yapmış, şimdi de bedelini ödüyor işte. Yani sen dünyanın adil bir yer olduğunu varsayıyorsun ama ne yazık ki öyle değil. Öyle olsaydı zavallı menajeri kovulmazdı. Lomberteyton sendromu. Akciğerinde bir şey görmedik. Paraneoplastik sendrom ise erken dönemde tümörü göremeyebiliriz. HMG yapalım. Saf eritrozit aplazisini hala açıklama. Alyuvar sayısı nasıl şimdi? Kan nakli yaptım. Hematokrit 30'a yükseldi. Kan nakli mi? Evet. Kan kaybediyordu. Ben de kana ihtiyacı olabileceğini düşündüm. Boyun emarı çekin. Boyun emarı mı? Ya da böyle söylediklerimi soru formunda tekrar edin. Zeynep'ciğim hazır mısın yarış için? Aa, sizin haberiniz var mı? Var tabii. Söyle ne istersin bizden? Kadın dayanışmasını gösterelim. Tamam, o zaman okulda, hastanede kimi görürseniz bahis oynandığını söyleyin. Ha, şimdi ben ikinizin de müdürü olduğum için bahis kelimesini kullanmam yasak. Parası her ne kadar iyi bir yere gidecek olsa da. Bahis konusu bende o zaman. İkinizin de avukatı olarak ben ilgileneceğim o işle. Süper, ben de şu kısmı alayım. Böyle vitamin, mineral dolu bir serum kokteyl teklif ediyorum. Sonuçta bir erkekle yarışacaksın. Adilce bence. Aa, yok istemem. Ben onkolojideki çocuklar için yarışacağım. Ve o Emre'yi takviyesiz yeneceğiz. El ele. İşte bu. Benden kaptın bile bahsi. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Görüşürüz. Sana teşekkür ederim. Sana da. Bugün keyfin yerinde galiba ha? Ateş Hekimoğlu'yla karşılaşmadım henüz. Ondandır. Odana baktım yoktun. Kaçıyorum. Selin'den kaçıyorum. Neden? Saldırıyor. Gördüğü yerde üzerime saldırıyor. Demek ki kocası anlatmış. Ha? Dün poliklinikteyim. İçeride hasta var. Daldı içeri. Bir bekent. Bir bekent daha. Bağırdı. Çıktı. Sonra geri girdi. Yine aynı hasta içeride. Yine bağırdı. Çıktı. Tutamıyor kadın kendini. Doktor yani tutamaz da. Sen terapi seansına sızıp kadının kocasını deli edersen olacağı mı? Hadi bağırma kısmını anladım. Bu backendleri anlayamadım. Bir de bu gelip gitme kısmı mantıksız. Öfke mantıksız bir şey zaten. Hayır, hayır, bazı öfkeler mantıklıdır doktor. Huysuz. Selin huysuz. Huysuz Selin. Selin neden huysuz olur biliyor musun? Birinden veya bir şeyden bıkıp usandığı zaman Selin huysuz olur. Kontrol edemiyor kadın kendini. Bak bana öyle geliyor ki bu durum seni içten içe eğlendiriyor. Nedenini bulmam lazım. Yakamdan düşmüyor. Vallahi doktor bu işin sonu iyi değil. Hiç kimse için. Senin antrenmanda olman gerekmiyor mu? Senin yatağında olman gerekmiyor mu? Yok, bugün daha iyiyim. Oo, süper. O zaman belki bana taktik verirsin. Yani senin antrenörün mü olacağım? Herhalde. Senden daha iyi antrenör mü bulacağım? Daha önce hiç yarıştın mı? Sen? Çok. Ben sitede hep birinciydim. Yani... Hasta olmadan önce. Ben nasıl birinci olacağım? Aa, bana da taktik ver. Hadi, hadi, hadi. Tamam. Şimdi... ön lastiğin biraz havasını indiriyorsun. Hı. Çok şişik olursa
frene basarsan da kayıyor. Sonra yola bak. Gidon ve lastiğe hiç bakma. Aa. Bir de ben ne yapıyorum biliyor musun? Keskin naneli şekerleri ağzıma atıyorum. Sonra hızlı giderken ağzımı açıyorum. Çok ferahlıyorum. Çok güzel oluyor. Allah! Kesin yapacağım. Tamam. Şimdi ön teker, göz yolda naneli şeker. Hocam, boynunda bir timoma sapladık. Evet, timomalar genellikle göğüs kafesinin içinde olur. Nasıl bildiniz boynunda olduğunu? Zaten hastaneye geldiğinden beri sadece göğüs kafesinin içine bakıyorduk. Tamam, işte ben de onu söylüyorum. İki tip saf eritrosit aplazisi vardır. Akut olan aniden ortaya çıkar. Kronik olanın ortaya çıkması zaman alır. Hepimiz Önder'inkinin akut olduğunu düşündük çünkü gözümüzün önünde ortaya çıktı. Ama belki aylardır, hatta yıllardır oradaydı. Mümkün değil. Yarışamazdı ki o zaman. Ya böyle bir önemi sürekli kan... Kan nakline ihtiyaç duyardı. Kan naklini kan dopingi olarak alıyordu. Yani hasta farkında olmadan kendini tedavi etti. Kronik saf eritrosit aplazisi hastalarının neredeyse yarısında timoma görülür. Timoma görülen hastaların neredeyse yarısındaysa... Bunu her zaman yapmak istemiştim. İyiye gitmiyorum. Ne anlama geliyor bu? İyileştin. Kalk yürü. Delirdiniz mi siz? Deli mi? Seni iyileştiren doktora deli mi diyorsun? Çok ayıp. Önce bana kanser olduğumu söylediniz. Sonra da menajerimin. Aa. Ne yaptınız bana? Sevgili doktorum, ne yaptınız bana? Nasıl tedavi ettin beni diyeceksin. Timoma, timus bezinin bir tümörüdür. Aslında korkan tekidir ama mahallenin delikanlılarıyla takılır. Saf eritrosit aplazisi ve miastenia gravis. Miasteni kas yorgunluğuna, solunum bozukluklarına ve yutkunma zorluğuna yol açar. Yani böyle aniden ortaya çıkabilir mi? Saf eritrosit aplazisinin tedavisi kan naklidir. Miasteniye de hiperbarik tedavi iyi gelir. Yani senin yüksek basınçlı oda. Aa, ya. Biraz daha fazla madalya, biraz daha fazla para kazanayım derken yaptığın dopingler aslında seni tedavi ediyormuş. Buraya geldin, ara verdin. Durum kötüye gitti. Oo. Menajerim doğru söylüyormuş o zaman ha. Yani, evet, kusura bakma. Sana eritropoietin falan vermemiş. Onun ya da senin yaptığın herhangi bir şeyin hastalığınla bir alakası yok. İstersen ara, geri dönsün. Yani arayabilirim. Ya da aramayabilirim. Yaptığım bütün sözleşmelerin %10'unu cebine atıp duruyor. Bu çok iyi bir para çünkü. Oho. Timus'una ihtiyacın yok. Onu alırsak geri kalanları bir şekilde idare edebiliriz. Nasıl, bir dakika anlamadım. İdare ederiz derken ben tamamen iyileşmedim mi? Bu sadece tanı amaçlıydı. Sana verdiğim edrofonyum miastenin yol açtığı sorunları 5-6 dakikalığına giderir. Bazen daha az. Hemşire Hanım. Hazırım ben. Basın koca beni.
Ne o? Ya bileğim takılıyor diyorsun ya. Al şunu koy cebine. Ya Mehmet abi dedim de. Ya şundan iki tane al diyorum sana. Popping diyorsun. Popping diyorum. Al şunu es geç. Hadi. Şu seleyi yükselt. 2 metre boyun var. Kısa kalıyor. Halledeceğiz. Hepsini halledeceğiz. Hadi. Halledeceğiz. Uç. Hayırdır Ateş? Yine iz peşinde misin? Terapiden atıldıktan sonra gideyim bir de senin odasını karıştırayım diye düşündün herhalde. Al. Al çantamdan başla. Neyi merak ediyorsun? Metin'in fotoğrafını cüzdanında taşıyıp taşımadığımı mı? Bacağını sakat bıraktığım için çektiğim vicdan azabını mı? Ben özür dilemek istiyorum senden. Seni biraz gereğinden fazla bir zamandır cezalandırıyorum. Ya da sen beni cezalandırıyorsun. Birlikte çalışmaya devam edeceksek bilmem lazım. Benden nefret mi ediyorsun? Yoksa beni seviyor musun? Her iki türlü de ortada bir sorun var çünkü. Senden nefret ediyorum. Ayrıca seni seviyorum. Tabii ki Metin'i de seviyorum. Ondan nefret etmiyorsun ama. Hayır. Ne yapacağız? Birbirimize tahammül etmeyi deneyebiliriz. Bayağı bir işe yaradı şimdiye kadar bu taktik. Her şey düzelecek. Kolaylaşacak. Neden? Bilmiyorum. Terapistim öyle söylüyor. Tek ricam bitiş çizgisine sağ salim gelmeniz. Neden? Çünkü gene bize iş çıkacak. Zeynep'in bitiş çizgisine geldiğinde göreceği ilk insanın ben olacağımdan eminim. Sen o frenlerin yerini falan bir tekrar kontrol et istiyorsan hatırlıyor musun? Hazır mısınız? Şekeri ağzıma atınca tamam mı? 1, 2... Aşırı gurur duyuyorum. Ne kadar para kazandığını öğrenmek ister misin? Ya söyle. Ne? Bu arada çocuk onkoloji kapısına ismini yazdırabilirim istersen. Yok istemiyorum. Yalnızca ben bir daha yarış yapalım dersem beni tutun yeter.
Bana bak. Niye almadın ilacı? Almadım. Bir şey söyleyeceğim. Sporcunun tabii ki ahlaklısı makbuldür ama... Hani Zeynep'in diline düştün. Kime yatırdın paranı? Kazanana. Herhalde. Niye mutlu değilsin hocam? Kazanmışsın işte. Gerçi diyeceksin ki sen şimdi. Kazanmak mühim değil. Heyecanı yeter. Aynen. Aynen öyle diyecektim. Ateş Hekimoğlu'na ve Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tüm sağlık çalışanlarına teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Umuyorum ki bu tanı benim doping yaptığım yönündeki dedikoduları tamamen ortadan kaldıracaktır. Teşekkürler. İki haftada bir kan nakline ihtiyacı olacak. İstediği gibi doping yapabilir. Hem de doktor izniyle. Yaptığı yanına kaldı. Evet, hile yaptı ve kazandı. Ama yani hayatta her zaman birinci gelmek demek değildir ya. Daha karmaşık bir şey. Geçen gün sormuştunuz ya, hiçbirini aldattın mı diye. Hı hı. Kocamın en yakın arkadaşına aşık oldum. Hastalığının son zamanlarıydı. Arkadaşı Cem, iş çıkışlarında yanımıza gelirdi. Hastanenin bahçesinde yürüyüş yapar, dertleşirdik. Kocam ölmek üzereydi. Biz de birbirimize tutunduk. Benim karım ölmüyordu. Hasta bile değildi. Yani yolundaydı aslında her şey. Ama ben bir gün... Nasıl diyeyim? Bana tuhaf şeyler hissettiren birisiyle tanıştım. Ve bu duyguyu kaybetmek istemedim. Tuhaf yani kendimi iyi hissettiren biri. Ama tabii senin durumun çok daha başka. Sen geç yaşta kocanı kaybetmişsin. Çok sert. Duygularını kontrol edemeyebilirsin. Ama davranışlarını kontrol edebilirsin. Yani ihanet etmedin mi? Öyle bir şey yapmış olsam o duyguyla yaşayamazdım ben. Nelerle yaşayabileceğini bir bilsen. Bilerek yenildin sen. Yok daha neler. Bilerek yenildin. Niye bilerek yenileyim abicim? Deli miyim ben? Aşıksın. Bak ama başladığın yere ben sıkıldım ben bunlardan. Ama benim bir aşkım yok ya. Salça olmayı seviyorum. Yoksa bize ne ya? Bir şey söyleyeceğim. Her yerde sana bilerek yenildiğini anlatıyor biliyor musun? O beni nasıl yenerdi diyor. O kim ki diyor. Ben bir kadına yenilmem diyor. Çok çirkin konuşuyor. İğrenç. Yok öyle bir şeyim. Ona mı inanıyorsun, bana mı inanıyorsun? Kıskanıyor bence o bizi. Bilerek yenildim diyenler aslında yenilmeyi hazmedemeyenlerdir. Konuşabilirsin. Diyorsun. Hmm, buyurun aynen. Şampiyon. Ateş.
Sonu nedir? Konu kovmamı istediğin avukat. Ateş mesela artık avukattan çıktı ve kocasıyla itişmeye geldi. Niye bunu yapıyorsun? Niye işleri zorlaştırıyorsun? Kendi işini demek istiyorum. Kendi işini zorlaştırıyorsun. Sürekli onlara bakıp sorun aramaktan vazgeçmelisin artık. Kendi rahatını bozuyorsun. Bak çok geç oldu. Hadi. Hadi artık eve. Eve git. Ben de yollanayım. Motosiklet kullanıyorum biliyorsun. Malum gündüz gözüyle bile şoförler motosikletleri fark etmiyor. Gece maazallah sakata gelmeyelim, tamam? Peki. İyi akşamlar. İpek. O avukatı artık kovmanı istemiyorum. Tamam. Kolay gelsin. Sağ olun. Kapıyı açabilir misin? İçeri girmem lazım. Açamam, yasak. Benim burada terapi seansım vardı da bastonumu unutmuşum. İyi de beyim, yasak işte. Kardeş. Sakatım. Sakat. Ayıptır. Gitsem de
içim. Senden hiç gitmiyor ki sevsek de. Bu aşk ve nefret hiç bitmiyor. Biri var, biri var, biri var. Dürtüyor, beni dürtüyor. O kim ki? Biri var, biri var, biri var. Dürtüyor, beni dürtüyor. O aşk inan bana. Aramızdaki duvarları yıksam yıkarım.